beraber raporlar yapacağız. Beni takip edin. Sayın değerli kardeşlerim, programımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz bugünkü görevlerimizden birisi Bilal Akkuş. Önce bir kendisini tanıyalım. Ben Bilal Akkuş, 24 yaşındayım. Evliyim. Beşte kalıyorum. Suacıyım. Allah razı olsun. Evet, Bilal kardeşim, bugün kendi mesleğimizde ne yapıyorsun? Yarışma düzenliyoruz. Bodybuild, basketbol, freşer, çikolak, bunları yapıyoruz. Güzel. Şimdi durum nasıl? Nasıl gidiyorsun? Gayet iyi gidiyor abi. Her şey çok güzel. Kalabalık. Bana bol geliyor. Hepinizi bekler inşallah. Eyvallah. Bu sene kelimesimizden ne düşünüyorsun? Hani organizasyon açısından. Daha güzel organizasyon oldu. Allah'a şükür. Daha güzel. Daha güzel oldu. Eyvallah. Allah razı olsun. Bilal kardeşimiz idi. Şimdi devam edelim. Sen bir arkadaş alalım. Evet. Eyvallah. Evet. Sayın değerli kardeşlerim, programımıza devam ediyoruz. Bugün işte Aşim Orak kardeşimizle beraberiz. Evet. Aşim Bey, önce bir kendinizi tanıtalım. Aşim Orak. Aşim Orak. Yozgatlıyım. 26 yaşındayım. Bir çocuğum var. Bugün görüş. Beyaz. Camisinde. Güzel bir kermes oluyor. Gerçekten çok güzel, memnunum. Bayağı bir kalabalık. Maşallah. Allah devamını ayırırsın inşallah. Allah razı olsun. Evet, Haşim Bey kardeşim, sizin görevimiz ne kardeşim? Bugün bir görevim, popcorn satıyorum. Evet, inşallah, inşallah hayırlı olur. Hayırlı kazançlar olur. Eyvallah. Teşekkürler. Durun, satışınız nasıl gidiyor? Satışlar şu anda çok iyi. Bayağı bir satış yaptık sabahtan beri. Üzüldüğümüz gibi. Evet. Allah'a çok şükür. Çok güzel. O zaman sizlere başarılar dilerim. Teşekkürler. Allah'a kurban kurban ayağına turab olan Resulullah. Evet değerli kardeşlerim, programımıza Emre Çakır kardeşimiz de devam ediyor. Evet Emre kardeşim, önce bir kendinizi tanıtın. Selamünaleyküm, benim adım Emre Çakır. 16 yaşındayım. Lisede okuyorum şu anda. Aslen Amasay ve Galatasaray büyük bir hayranım. Allah razı olsun. Evet Emre kardeşim, bugün kelimesimizde hangi görev yapıyorsun? Karapada büyük bir orada yazdığı gibi içecek sorumlusuyum. Evet. Yani içecek. Ama biz içecek satmıyoruz. İçecek dışarıda satmalı. Yani normalde dışarıda satacağız ama adamlar buradan geliyor istiyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet. Benim satış nasıl gidiyor yani? Eyvallah. Allah şükür iyi gidiyor. Ya ama dün daha çok insan vardı. Bugün pazar günü olduğu için olabilir. Yani saat 4-5 gibi daha çok insan gelebilir inşallah. Evet, Allah olsun. Evet, bu sene kelimesimizden yani organizasyon açısından nasıl düşünüyorsun? Organizasyon her sene olduğu gibi muhteşem var. Valla yenilecek bir şey yok. Eyvallah, Allah olsun. Kamerayı bir bay bay yap. Hüseyin'im orada, bizi al da götür ona. Evet, değerli kardeşlerim, programımıza Cebrail Oral kardeşimizle devam ediyoruz. Evet, Cebrail kardeşim, önce bir kendinizi tanıtın. Cebrail Oral, 21 yaşındayım, Özgat'tayım. Bekar. Eyvallah, evet. Bugünkü görevimiz ne? Bugünkü görevim, 2 gündür yaptığım görev Türk Kralısı. Satışları yapıyorlar. Çok süper bir görev var. Çok süper. Allah razı olsun. Yani satışlar nasıl? Yani, nasıl? Hem de iyi. Hem de. Evet. Bu sene kelimesimizden ne düşünüyorsun? Yani organizasyon süper. Organizasyon süper. Geçen seneye bakalım. Daha da büyük değişiklik. İnşallah bir daha da iyiye gidecek. Evet. Önce Cebrail kardeşime teşekkür ediyoruz. Önce bir kameraya bay bay yapalım. Evet değerli kardeşlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Bugün konumuz savaş kaydı ile
Ona birkaç soru sunacağız inşallah. Evet, Savaş Bey, bugün göreviniz nedir? Öncelikle bu ülkelerin bütün güçlüğe sahip olması dileğiyle başlamak. Bu birazcık. Bu savaş kaydı. Bizim ülkelerimizde göre depo, lojistik görevliyim. Allah'ın izniyle bu süreç havanın da çok zor olması nedeniyle çok güzel geçiyor faaliyetlerimiz. Emeği geçen herkese Allah'tan razı olsun. Şu anda çok güzel normal bir çalışma var. Herkes tarafından, gençler, kadınlar, öyle demek gerekiyorsa kendimiz bu sene çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. İnşallah böyle biter. Evet, Savaş abimize memnun. Memnun olan Savaş abimize siz O zaman Savaş abimize teşekkür ediyoruz. Kamera bir selamlamanı. Evet, değerli kardeşlerim, programımıza selamı kaydı karşımızda. Devam ediyoruz inşallah. Evet, Selam Bey, önce bir kendinizi tanıtır mısınız? İşte benim adım Selam Kaygok, 16 yaşındayım. Gençlik teşkilatında görev alıyorum, bekar mesleğe görev alıyorum. Bunu tabii anlatıyorum. Eyvallah, eyvallah. Evet, yani bu sene kermesimizden ne düşünüyorsun yani? Bu sene kermesimizin organizasyonu gerçekten çok süper. Her şey çok güzel gidiyor, çocuklar eğleniyor. Yemek satışları güzel devam ediyor. İnşallah kermesimizi böyle sonuçlandırırız ve güzel şekilde biter. Evet, öğrendim ki saat 1.30'da şu an saat 1.30. Gelen kişilere saymışsınız. Bize bir tam olarak bir rakam verebilir misiniz? Şimdi saymayı bitirmedim ama yaklaşık 250 kişi var. Evet, şu an saat 1.30'da 250 kişi kermesimizde var. Çok güzel. Kermesimiz var. Bu saymayı her saat yapmayı düşünüyorum. Evet. Bu saymadan sonra yani gün sonunda bunun bir ortalamasını yapıp kaç kişi geldi, kaç kişi gitti, onu bir değerlendirmesini yapacağım. Allah tamamını eylesin. Selamı kaybettik karşımıza, teşekkür ediyoruz ve selamlıyız. Evet, değerli kardeşlerim, programa devam ediyoruz. Bugün Duran kardeşimizle röportaj yapacağız inşallah. Evet, Duran kardeşim, önce bir kendini tanıt. Eyvallah, kaç yaşındasın? Evet, güzel, maşallah. Evet, kendimizde yani sen bugün misafir olarak geldin buraya. Sen bugün misafir olarak geldin buraya. Yani kermesimizden ne düşünüyorsun? İyi, güzel. Başka? Soğuk. Soğuk, daha soğuk mu diyorsun ya? Öyle anlat ya. Evet, başka? Çok güzel geçti. Sen anlıyorum. Evet, sen anla bakayım hadi. Teşekkür ediyoruz Duran kardeşimize. Evet, önce bir kendini tanıtır mısın Saad Bey? Evet, tanıtır. İsmin ne? Samet Karagan. Evet, senin ismin ne? Gökçek Yılmaz. Evet, evet. Evet. Evet, evet, arkadaşlar, şimdi kermesimizden ne düşünüyorsun? Kermes güzel mi? Kermes çok güzel. Eyvallah. Bayıldım. Güzel, güzel. Evet, yani kermesimizi özetlemek gerekiyor. Şu kermesimizi gençlerimiz beğenmiştir arkadaşlar. Şimdi siz, yani kermesi ne yaptınız? Ne yediniz, ne içtiniz? Ben pasta yiyeceğim, yedim. Adana. Evet, sen ne yedin? Ben bir kebap yedim. Vay maşallah, maşallah. Eyvallah. Su içtim. Eyvallah, evet. Tosunlarımız yemek yiyor demek ki. Evet, bir dakika. Önce bir selamlasın böyle. Şöyle yapayım. Hadi bakayım. Eyvallah, eyvallah. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Şimdi şu an Arap kardeşimizle bir interview yapacağız inşallah. Diğer kardeşimiz de Adem abimizle inşallah interview yapacağız. Evet, bu noktada bak, bu noktada bak, bu noktada bak. Tamam, bu noktada bak, bu noktada bak. Alhamdülillah, yapıp durumum. Intéressant. Et chaque année, il y a toujours de monde, il y a d'autres personnes qui viennent, il y a même des gens qui ne sont pas musulmans qui viennent. Alhamdoulilah, ça prouve que la communauté musulmane elle attire et surtout la religion. Alhamdoulilah, c'est bien que ça se passe comme ça. Et dans la communauté, voilà, il y a les frères turcs, les frères algériens, tous les musulmans, voilà, ils sont regroupés. Alhamdoulilah, c'est
félicitations, Vax. Alors, Adam, mais qu'est-ce que tu penses de cette kermesse cette année? Je vais te présenter, je m'appelle Adem, de Saint-Maurice d'Exir. Et je pense que c'est une très belle organisation. Mais je pense qu'il faudrait plus s'ouvrir sur le secteur PM, en fait, pour rassembler vraiment les communautés. Et je pense qu'il y a un bon boulot à faire de ce côté-là. Sinon, je pense que c'est vraiment quelque chose de super bien. D'accord. Écoutez, nous te remercions. Pareil, je vous remercie. Un petit coup à la caméra, Inch'Allah. Alors, nous continuons notre programme, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bertrand. Alors, Bertrand, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Bertrand Benicarru, j'habite à Salaise. C'est la troisième année que je viens faire la kermesse et je trouve que d'année en année, c'est de mieux en mieux organisé, c'est plus agréable. C'est, moi, franchement, je me régale à venir à cette kermesse, et vraiment, c'est une réussite. D'accord. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que d'année en année, l'organisation est beaucoup mieux. Oui, voilà, c'est de mieux en mieux organisé. On est, moi, je me sens à l'aise, c'est bien, surtout qu'en plus, les équipes sont. Le site est accueillant. D'accord. Et puis en plus c'est plus en plus de temps chaque année. Donc il y a de l'ombre, il y a du soleil, il y a de la joie, il y a des odeurs qui nous transportent, c'est magnifique. Et vous avez goûté un petit peu les pâtures, tout ça? Ah, tout le temps. Moi je viens pour ça, d'ailleurs je fais la queue parce que là j'ai faim là. Non, en fait c'est le repas de ce soir qu'on va prendre là. On remercie Bertrand et un petit coucou à la caméra. Un petit coucou à la caméra. Değerli kardeşlerim, programı devam edelim inşallah. Şimdi Derviş kardeşimle biliyorsunuz Milli Görüş Gençlik Teşkilatı'nda bölge teşkil atma görevini, teşkil atma başkanı görevini almakta. Evet, Derviş abi, önce bir kendini tanıdınız. Öncelikle selamun aleyküm. PR Şubesi'ni tebrik ediyorum. Gerek ana teşkilat, gerek gençlik teşkilat. Kendim Lyon bölgesinde başkan yardımcılığı görevlisi bekleyin 4 yıldan beri. PH'in sorumluluğunu 3 yıl üzerimdeydi ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Daima iyiye getiriyorduk. Tebrik ediyoruz. Dinilecek fazla bir şey yok. Rabbim hepimizden razı olsun. En kötü günümüz böyle olsun. İnşallah daima yapacağımız yer kurulanlara bu kadar katılım bekleriz. Allah razı olsun. Şimdi Derviş abi, sizden ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Mekan olarak Rabbimizle hepimizin memnun olduğu güzel, yani bayağı bir çaba sabrettiniz, bu duruma getirdiniz. Büyük şubelerimizde en büyük kermeslerden bir tanesi diyebiliriz. Gerçekten ve bir de şöyle baktığımız zaman katılımda çok farklı toplumdan, farklı yörelerden insanlar var. Hiç ayrımcılık yok. Yani teşkilat ayrımcılığı, yöre ayrımcılığı, onu çok takdir ediyorum burada. Hepimiz biriz, beraberiz, elhamdülillah Müslümanız. 54'de cemaat üzerinde geliyoruz burada. Gerçekten güzel yani. Devamını giriyoruz inşallah. Evet, şahane sinirlerim. Bir kameraya selamlamışım inşallah. Başkan mısın kardeşim? Kim var orada? Hasan Kol mu gider mi? Kopyası. Aynen. Aynen mi? Tamam, Hasan Kol. Küçük Hasan Kol mu? Tamam, onu da yazdım. Hasan Kollu. Alors, nous continuons notre programme, Inch'Allah. Alors, nous sommes actuellement avec deux personnalités importantes de la communauté péageoise, on va dire ça comme ça. Alors, nous sommes avec Hassan Chener et Alice Karan. Donc, monsieur Chener, présentez-vous. Donc, Hassan Chener, élu fraîchement au péage, adjoint au bâtiment et notamment premier adjoint. Et à l'urbanisme, du péage d'Avision. Donc je connais très très bien M. Alice Caron, on a grandi ensemble et nos voix se sont un peu séparées, mais aujourd'hui on se retrouve à travers diverses activités. Moi, de par mon activité politique et M. Caron, de par son activité associative. Donc je vais lui. D'ailleurs, je me félicite pour cette kermesse parce que je trouve que c'est extraordinairement bien organisé et je pense que c'est un premier pas pour pouvoir connecter le territoire avec les communautés. Je vous remercie, monsieur Alice Caron. Présentez-vous. Alice Caron, président de l'association CIMG 2001, Rapide 2001 exactement. En 2006, je parlais de l'association Mère-Bassin. Donc en 2006, nous avons démarré des travaux, des travaux de maçonnerie, une première tranche particulière.
qu'on a fini en 2008, la commission de sécurité est passée en 2009. Donc rien à dire, c'était pas prêt. Et deuxième tranche que nous avons attaqué en 2011, ben, pour finir aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est notre kermesse traditionnelle, on va dire, chaque année au mois d'avril. Donc, tout ce que nous a collecté aujourd'hui, ce sera pour finir et pas pour le reste à venir. Et, je pense qu'à l'avenir, ben, on aura beaucoup de jeunes avec nous aussi, on va dire, sur un site maintenant. C'est grand aujourd'hui. À l'avenir, on puisse avoir d'autres jeunes qui suivront, plus suivront, on espère. Nous vous remercions tous les deux pour de nous avoir accordé cette interview et nous vous remercions d'ailleurs aussi pour le service que vous faites auprès de la communauté villageoise. Juste un salam à Marie Chava. Her standdan efendim biraz bakıyorum, yardım ediyorum. Para alışveriş, getirme, yaşam hastalaması. Canlıca gelin. Evet, Allah size razı olsun. Evet, kermesimizden böyle genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ne düşünüyorsun yani? Güzel mi? Elhamdülillah bu sene kermesimiz daha da güzel. Çok kalabalık, bayağı bir katılım var. Geçen seneden çok daha güzel. İkinci gün olduğu halde yani daha da güzel. İnşallah böyle de devam eder aşamada. Ben memnunum. Çok şükür elhamdülillah. Eyvallah. Umut, bu da size teşekkür ederim. Bir kamerayla böyle bir selamlaşma yapalım inşallah. Evet, değerli kardeşlerim şu an programımıza devam ediyoruz. Şu an cami imamımızdan bulunuyoruz. Şu an önce bir kendini tanıtın. Benim adım Akdeniz Uzak'tan, Afyon Gümrü. Burada bir ayet başladık. İmamın görevini başladık. İmamın görevini icra ediyoruz. O günde burada inşallah camimizin kermesi var. Bir kermesen de uzaktan yakından gelen dünya dostlara, arkadaşlara hoş geldiniz. Hep selamlar olsun. Bizim buradaki amacımız zaten buraya gelen kardeşlerimizin niyeti Allah yolunda infak etmek için, Allah yolunda harcamak için hem kendilerini duyuracaklar hem de aynı zamanda manevi olarak Allah yolunda Allah'ın vermiş olduğunu Allah yolunda harcayacaklar inşallah. O yüzden Rabbim inşallah cümlemizi yapmış olduğunu hayırlarını kabul eylesin inşallah. Ya, hocam şimdi kendisinden ne düşünüyorsun? Gelmesin diye çok iyi Allah'a şükür. İnşallah ileriki zamanlarda daha iyi olur. Yani seneden seneye daha iyi olur. Seneden seneye daha iyi olur. Daha